Artık yepyeni bir hayatın eşiğindesin. Yepyeni bir hayat mı? Keşke. Ama nasıl? Ne kadar kolay olduğunu göreceksin. Hadi kalk, kalk biraz dolaşalım. Hadi, 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 hadi. Aslında hep kendimden söz etmemeliydin. Seni hiç tanımıyorum. Kimsin? Ne iş yapıyorsun? Şu koca şehirde yaşayan yüz binlerce insandan biriyim. Hem senin için ne fark eder ki? Yoksa... Yoksa müzisyen misin? Öyle sayılır. Hala ekmeğimi müzikten kazanmaya çalışıyorum. Gökhan Soylu'nun plağı rekora gidiyor. Sen o musun? Bir zamanlar oydum. Ünlü bestekar Gökhan Soylu. O benim işte. Boşver, yıldızlar çabuk söner küçük. Gün gelir semtlerine kimse uğramaz. Çocukluğumdan beri şarkılarını dinledim. Ama neden böylesin? Bunca besteden... Bunca şöhretten sonra... Devir değişiyor kızım. Hem de öyle çabuk değişiyor ki... Artık bize ihtiyaçları kalmıyor. Kimin ihtiyacı kalmıyor? Bu piyasayı yönetenlerin... Aslında bütün insanların, dinleyicilerin... Dedim ya, devir değişiyor. Ama nasıl olur? Ben sanırdım ki insan bir kere şöhret olunca... Öyle değil yavrum. Seni baş tacı yapanlar gün gelir bir sinek gibi eziverirler. Bırak şimdi bunları. Kendini daha iyi hissediyor musun? Evet evet, şimdi iyiyim sayende. O zaman birkaç saat yalnız kalsan sıkılmazsın herhalde. Bir işim var da. Tabii Gökhan abi, sen merak etme, beklerim seni. Birkaç saat sonra dönerim. Sen keyfine bak, hadi. Buyur kardeş. Mustafa Bey'i görecektim. İçeri giremezsin, böyle bekle. Ama ben... Giremezsin kardeşim, geç şöyle. Buyurun bey. Mustafa Bey. Ooo, Gökhan Bey! Nasılsınız? Nasıl olsun, uğraşıp duruyoruz işte. Bir yere gidecekseniz bırakayım. Sağ olun, ben şey için gelmiştim... Şu benim bestelere bakabildiniz mi? İşimize yarayan bir şey var mı? Ha, şu senin besteler... Aslında hepsi güzel, fena değil, fena değil ama... Plakçıları bilirsin, yeni şeyler arıyorlar. Hiçbiri yanaşmadı şarkıları plak yapmaya. Sağlık olsun. Belki başka sefere kısmet olur. Gökhan bey, bir dakika! Paraya ihtiyacım varsa biraz borç verebilirim. Sağ ol. Mesele para değil. Sağ ol. Hayır, hoş geldin. Ortalığa biraz çeki düzen verdim, beğendin mi? Bir cennet yaratmışsın Gül. Yok canım, kadın eli deyince her şey değişir işte. Yorulmuşsundur, bırak artık. Bu kadarcık şeyle insan yorulur muymuş? Hele şu camları bir bitireyim. O gülüşün, o gözlerin, öyle tatlı, öyle şirin.
Söyle adın nedir senin, çok tatlısın sevdim seni. Söyle adın nedir senin, çok tatlısın sevdim seni. Bakışların alır aklı, kahkahanda hayat saklı. Gülüşlerin baldan tatlı, sevdim seni, sevdim seni. Gülüşlerin baldan tatlı, sevdim seni, sevdim seni. Deniz gibi cilvelisin, neşelisin, içmelisin. Sen gönlümün güzelisin, çok tatlısın, sevdim seni. Sen gönlümün güzelisin, çok tatlısın, sevdim seni. Hayatımda duyduğum en güzel şarkı bu. Sen mi besteledin? Evet. Hemen şuracıkta dökülüverdi içimden notalar. Ya sözleri? Sözler de notayla birlikte akıp gelir bazen. Seni orada öylesine canlı, genç, yaşama sarılmış gördüm ki. Beni görünce mi yaptın besteyi? Benim için mi yani? Öyle de diyebilirsin. En azından sen sebep oldun bu şarkının doğmasını. Öyle şaşırdım ki, şimdiye kadar hiçbir şey böylesine mutlu etmemişti beni. Sen çok daha fazlasını hak etmişsin yavrum. Ama beni asıl şaşırtan başka bir şey var. Nedir o? Demin merdivenleri çıkarken sesini duydum. Çok güzel bir sesin var. Daha önce hiç şarkı söylemiş miydin? Evet. Ama sadece amatörce. Kasabamızda musiki cemiyeti vardı. Öyle mi? Çok güzel. Sana bizim gibilerden birini daha tanıştıracağım. Hadi kalk. Dışarı çıkıp temiz hava almanın zamanı geldi artık. Hadi. Bak yavrum, buna çapar ederler. Bir defada 15 balığı birden yakalamaya yarar. Ama bizim bestekarın yüreği dayanmaz böyle şeylere. Hele iş oltanın çengelinden balığın ağzını yırtarak çıkartmaya gelince... Evet Kadir abi, biraz duygusal bir insan. O bir Don Kişot'tur yavrum. Her zaman hayal dünyasında yaşayan bir iyilik meleği. Hey yavrum, rızkımız geliyor galiba. Balıklar vuruyor, 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 hadi! Kadir, beni sahile bırakır mısın? Hoppala, daha yeni başladık ya, ne çabuk sıkıldın. Yo, sıkılmadım. Şu plak şirketine uğramam lazım da. Nasıl istersen öyle olsun bestekar, tamam. Geç kalma Gökhan abi. Plakçılık öldü be Gökhan. Bu işlerde ekmek yok artık. Sen de hep ağlarsın Remzi Bey. İşler eskisi gibi değil Gökhancığım. Beste paraların plak çıkınca ödenecek. Yıllarca bu lafları çok dinledim Remzi Bey. Paraya ihtiyacım var. Dedik ya kardeşim, ödenecek. Bana bak Remzi Bey, yıllardır sırtımdan milyonlar kazandın, ses etmedim. Şimdi senden hakkım olanı istiyorum, anladın mı? Dur ya, hemen parlama. Şimdilik al şunları. Kusura bakma Gökhan. Bugünlerde artık kimsenin besteye falan aldırdığı yok. Görüyorsun sahnedekileri. Artık herkes yeni yüzler, güzel kızlar görmek istiyor. Şöyle lokum gibi, fıstık gibi güzel kızlar. Ah, elimde böyle biri olsaydı. Yüzü güzel, vücudu güzel, sesi güzel, yeni biri. Ama nerede? Belki böyle birini bulabilirim sana. Belli olmaz.